Görüntüleri izlemek bile sakinleştirmiyor beni. Efendim Mert. Tamam. Tamam, Moda Kafede buluşalım. Ay Ozan, dur. Geçen seferki gibi skandal yaşamayalım yine. E canım, baş başa kalmayı sen istedin. Hani abantı telafi edecektik? Evet istedim. İstemedim demedim ki. Ne oldu şimdi, vaz mı geçtin? Hala da istiyorum. Ama yavaş yavaş olsun istiyorum. Yani birazcık takılalım, beraber vakit geçirelim. Sonra içelim, rahatlayalım. Değil mi? Sonuçta ilk kez kendim senin kollarına bırakacağım. Biliyorsun. Biliyorum güzelim. O zaman ben bize içecek bir şeyler hazırlayayım. Tamam. Mutfağa gidip gelme olmasın ama. İçecekleri salona getir. Okey. Aa, bu arada ben de bilgisayarda müzik açayım. Melih'in bilgisayarı vardı değil mi? Olmaz mı? İçeride bir yerdedir. Bir vodka daha. Sen içecek misin? Tabii ki içiyorum ya. O zaman tamam. Daha istiyorum. Aa, dur canım, geliyorum ben. Yani tam da arayacak zamanı buldular ha. Babam arıyor. Sessiz ol, tamam mı? Alo babacığım. Ben şu an kütüphanedeyim baba. Daha sonra konuşalım mı? Evet evet. Tamam babacığım, görüşürüz. Aa, o kadarcık mı? Ya biliyor musun, keşke biz de gitseydik. Niye ki? Ne bileyim, bizler daha rahat. Hem babam anlayışlıdır. Melih babasından feci tırsar. Ben hiç korkmam. Gerçekten mi? Tabii canım, sen onun öyle gözüküne bakma. Baba deyince titrer. Aslında ödeyin tekidir. Ben olmasam. Oho. Ya. Onun havası falan, artistliği, her şey palavra. O zaman Melih'in ödlekliğine içelim. Hay hay. Fondip ama. Hadi bakalım. Daha fazla bekleyemeyim ya. Ay Ozan ya! Ozan! Ne yapıyorsun? Banu. Aa, hadi bakalım. Bir fondip daha. Ya istemiyorum ya. Hadi bakalım. Ya Banu. Bak, bu kadehten sonra tamamıyla seninim. Hadi. Banu. Tamam canım. Oh. Sonunda.
dosya ya. Buldum. İşte Ozan Banu Abant. Şapşal. Ve çöp kutusuna. Dur ya, çöp kutusunu da boşaltalım. İşte budur. Sen kime şantaj yaptığını zannediyorsun Melih Bey? Öğren bakalım. Güle güle aşkım. Artık rüyanda görürsün beni. Aa, baba, senin ne işin var burada? Hastasın, yatsana. Üşüteceksin. Hadi geçelim içeri. Banu, saat kaç oldu? Bir genç kızın bu saatlere kadar dışarıda ne işi var? İyi de baba, hava bile kararmadı daha. Olsun, ben merak ettim. Babacığım, açıklama yaptım ya sana. Kızım, bir kız bu saatlere kadar dışarıda kalmaz, kalamaz. Bana ters bunlar. Neredeyse gelip bakacaktım da sana anangil salmadı. Ay, iyi ki de salmamış babacığım. Bilgisayarım olmadığı için gecikeceğim dedim ya. Hem hadi gel bakalım, içeri girelim. Dur hele. Ne kokuyorsun sen kız? Bana bak. İçki mi içtin sen yoksa? Sana soruyorum kızım. Alkol kokuyorsun sen resmen. Ya baba, laboratuvarda deney yaptık. Onun kokusu herhalde. Alkol kokusu üstüme sinmiştir. Sen kütüphanede değil miydin? Ne laboratuvarı şimdi bu? Bilgisayar laboratuvarı. Bilgisayarın olduğu yerde alkolün ne işi var? Aman baba, sen bana öyle bağırınca aklım karıştı benim de. Ya sabahleyin laboratuvarda işim vardı. Ya koku işte oradan sindi herhalde üstüme. Ay Kazım, ben sana ne diyeyim? Ankara'nın ayazında iyice fena ol kal ha. İyi mi böyle? Dur hele kadın. Baba, anlattım ya sana işte. Yani sabah laboratuvarda işim vardı, sonra da kütüphaneye gittim. Allah aşkına, ne olur içeri girin de içeride konuşun Kazım. Evet baba ya, üşüteceksin. Hadi ben de üstümü değiştirir, salona gelir, öyle konuşuruz, tamam? Kazım, ne olursun içeri gel de öyle konuşun hadi.